Arkadaşlar merhaba. KiCad eğitim setine başlıyoruz. E, bu eğitim setinde öncelikle KiCad nedir ondan başlayacağız. Sonra KiCad ile ilgili güzel örnekler vereceğim. İnternette pek bulamadım. O yüzden kendim bir eğitim seti çekip sizleri bilgilendirmek istedim. Öncelikle KiCad'in ne olduğuyla ilgili e, kısaca bahsedeyim. Birçok elektronik çizim programı var arkadaşlar. Bunlar ücretli çoğu ücretli zaten. Ama get açık kaynak kodlu bir EDA, yani gönüllülerin oluşturmuş olduğu bir elektronik çizim programı. Burada özelliklerini zaten kendiniz sitesine girdikten sonra görebiliyorsunuz. Ben kurmadan başlayarak e, Bir şema nasıl çizilir? E, bunun PCB'si yani Şemayı çizdikten sonra PCB'ye nasıl aktarırız ve orada nasıl Bir çizim yaparız ve en sonda 3D görüntüsü nasıl eklenir? ve bu 3D görüntüye kütüphanemizde olmayan elemanlarla birlikte nasıl dışarıdan eleman ekleriz ve bunların tasarımından başlayarak çıktısına kadar kısaca bir eğitim seti yapacağız arkadaşlar. Burada zaten sitesine girdikten sonra kitrepcb.org sitesinde hemen bize indirme linki ve kütüphane en solda da dökümanlar kısmı karşılıyor. Bunları kendiniz okuyabilirsiniz. Birçok dili destekliyor. Geri geldiğimiz zaman buradan download linkine tıklıyoruz. Bunun güzel yanı Linux'te ve MacOS'ta da çalışıyor olması. Görüyorsunuz diğer desteklediği işletim sistemlerini. Buradan biz Windows kullandığımız için Windows giriş yaptık. Benim kullandığım Windows versiyonu 64 bit olduğundan dolayı indirme linkine tıkladıktan sonra yaklaşık 1 GB'lık bir boyutu var. Siz bunu buradan indiriyorsunuz. Ardından kütüphaneler bölümünden burada e, kütüphanedeki ekleyeceğimiz daha doğrusu kütüphane şematik sembolleri var. Bir de e, footprint'ler var. Bu footprint'lerin ne olduğunu sizlere söyleyeceğim. Bir de 3D görüntüleri var. Ön izlemesi için. Yalnız Programı indirdikten sonra bunları ayrıyetten indirmeye gerek olmadığının uyarısını burada bize veriyor. Bu şekilde bunları indirdikten sonra bir sonraki videoda artık kuruluma geçip e, yavaş yavaş programda güzel bir şekilde ilerleme sağlayacağız.